Mehmet Ağar'ın en çarpıcı cümlesi şuydu. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır. Tek başına bu cümle rejimi anlatmaya yeter artar. Aynı söyleşi de devlet hizmetinden ayrılalı 25 yıl, siyaseti bırakalı da 15 yıl oldu. Dokunulmazlığım yok diyen biri, yani kağıt üzerinde ne kamuda ne de siyasette olmayan biri söylüyor bunu. Ve bu şahıs Ankara ve Bakü'nün ricacı olması üzerine Atandığı Marina profesyonel yöneticiliğinde mafyayı oraya sokmuyor. Tek cümlede her şeyi kabul etmiş Esersen. Ülkede mafya gerçeği vardır. Ağar'ın yönettiği Marina mafyanın hedefindedir. Bu konuda devlet aciz kalmıştır, Ağar devreye girmiştir. Birileri rica etmiş profesyonel olarak orada. Misyonu mafyayı Marina'ya sokmamak. Ağar orada olduğu için mafya Marina'ya giremiyor. Mafya ağırdan tırsıyor. Tekrar edelim. Kimden tırsıyor? Devlete ve siyasete çoktan veda etmiş ağırdan. Sözcüde Saygı Öztürk'ün söyleşisine bakarsanız resmi hiçbir görevi olmayan, hiçbir sıfatı bulunmayan, kamuda gücü olmayan, milletvekili emeklisi ağır, benden ehli namus olan, ehli vatan olan kimse şikayetçi olmaz lafıyla kendi masumiyetine kendi kefil oluyor. Devamla. Mafyalaşmış devletin veya devletleşmiş mafyanın iki ayağı Süleyman Soylu ve hamisi Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına bakıyorsunuz. Ülkede mafya yok, bitirmişler. Ağar diyor ki mafya bitmedi ve yine Ağar diyor ki devlet mafya karşısında çaresiz. Ağar olmasa mafya yat limanına çökecek. Demek ki mafya Ağar'dan korkuyor. Mehmet Ağar Susurluk skandalının hemen ardından başlayan derin devlet tartışmalarında Mehmet Ali Birand'ın 32. gün programında derin devlet sorusuna şu çarpıcı cevabı vermişti. Devlet kimi zaman sıkıntıya düşer. Böyle zamanlarda birileri yardıma koşar. Bunlar devlet adına çalışır, mücadele ederler. Kazanılan başarının ardından devlet de bunları derinden öper. Ağar'ın sözcüğü ettiği laf neydi? Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır. Şimdi soralım peki bu olay derin mi sığ mı? Alnından öpülen kim? Devamlı ağırdan sonra Ankara ve Bakü yat limanını mafyadan korumak üzere kime atadı? Soru budur esasen.